aslında idrakin, yani anlamanın önü idraktir, sonu tasdiktir. Evet. Anlam yolculuğunun önü ve sonu. İki ucudur bu. Ayırmak yanlış. Biz hala Kur'an dışı dilin bize bulaştırdığı bulaşıklarla konuşuyoruz. Bundan ayrılmak, bundan kurtulmak o kadar zor ki hocam, kendinden biliyorum. O kadar zor ki, düşünebiliyor musunuz? Mübarek Kur'an'ın dili yerine bir ayrı, ona karşı, ona paralel bir sistem getirmişler. Paralel bir din yani bu. Bu onun için uydurulmuş din diyorum. Kur'an mübeşşiran, beşiran ve nezira mı dedi? Yani müjdeci ve uyarıcı mı dedi? Sen bunun karşısına getir, paralel dininde iki tane kavramı yerleştir. Bununla aşık atan, bununla iddialaşan. Nedir o? Efendim, beynel havfi ve reca. Korku ve umut. Kur'an desin ki beşir ve nezir, yani büşra ve nedr desin, yani uyarı ve müjde, sen de korku ve umut de. Yani korkuyla, sopayla efendim karşıdakini korkut, o olmadı, havuçla da umut tacirle yap. Anlatabiliyor muyum? Bakın işte, bu Kur'an'a karşılık bir sahte Kur'an çıkarmaydı. Hocam bu kavram hep var. Nereden geldi bunlar? Bizim dinimize, aklımıza, hayatımıza bunlar nereden girdi hocam ya? Mucizeyi ayetin yerine nasıl koyduk hocam? Allah Allah. Yani beşer kulun yerine, ölümlü beşer kulun yerine insanı kamili Adam Kadmon Yahudilerin kavramıdır. Adam Kadmon kavramını Türkçe'ye veya Arapça'ya çevirip de insanı kamili nasıl koyduk hocam? Maalesef. Tesbihin yerine, evet, tesbihin yerine efendim şeyi Hint boncuğunu nasıl koyduk hocam? Budist nasıl? Boncuğu. Aynen. Japonlarda da var hocam. Boncuğunu nasıl Japonlarda koyduk? Japonlar da çekiyor. Evet, oradan evet. Tesbihler var. Aynen. Dolayısıyla salatın yerine namasteyi nasıl koyduk hocam? Evet, salatın. Namaz salat değil ki. Başka evet. Bir şey. Yani salat Kur'an'ın ifadesi ve Kur'an başka bir şey o. Vudu yerine de abdesti yani, koydu ki yani, el suyunu. Dolayısıyla kavramlar düzeyinde o kadar büyük bir tahrifat var ki bu kavramları düzeltmeden, Kur'an'ın kavramlarına dönmeden tekrar Kur'an'ı düşünemeyeceğiz. Canım hocam bak şimdi hemen bu 1,5 milyar Müslümana sorun. Müslüman korkuyla umut arasında olacak der size. Bu yerleşmiş, aynen. Bu din gibi, bu Kur'an ayet gibi, bu ne? Evet. Bu yani biz başka bir yerde değiliz ki yani. Bir tarafımızda korku, umut yani böyle Kur'an'da Allah Resulü'nün beşir ve nezir olarak gönderildiğini. Evet yani. Müjdeci ve uyarıcı olarak da. Şimdi o müjde ve uyarı diyeceksen korku ve umut diyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Yani onun dediğinin dışında bir şey getireceksin. O la ilahe illallah'ı koyacak kelime-i tevhid olarak sen diyeceksin ki o sizin kelime-i tevhidiniz. Bizim kelime-i tevhidimiz la mevcude illallah. Bunlar din koyuyor. İslam'a operasyon çekiyorlar hocam. Maalesef. İslam'a hocam. Operasyon çekmiş hocam. Adamlar ve yemişiz bunu. Bütün bunlar yemişiz. Tesadüfen olmaz. Evet. Bilerek. Hayır, tesadüf yok. Bilerek, isteyerek bir proje mahsulü bunlar. Kastı mahsusa ile bir proje. Müslümanlar evet. Çok aklederek evet. Önüne Kur'an-ı Kerim'i koyacaklar. Aynen. Ya Kur'an bu konuda sen ne diyorsun? Aynen. Benim hocam olur musun? Aynen. Diyecek efendim.